Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız balık burçları için. Zodyak'ın en duygusal, en hassas burcu, balık burcu, en romantik ama bir o kadar da çapkın. Kızmayın bana, böyle öyle erkekler, özellikle balık burcu erkekleri çapkın olur. Çünkü duygusaldır, romantizmi sever, flörtü sever. Bakalım sevgili balık burçlarının bu ayki falında neler çıkmış, böyle açtım sizlerde görün diye rahat rahat çeviriyorum. Hepimiz bir bakalım sevgili balık burçları için neler çıkmış. Bakın bir kere uzun yolunuz var. Bir uzun bir kısa yolunuz. Uzun yolda böyle bir tatil planlayabilirsiniz. Bir yolunuz çıkmış. Şurada şöyle bir sıkıntınız varmış ama sıkıntınızda her şeyi böyle ferahladığınız iki aşamalı güzel bir işiniz olacak. Hani böyle iki vadeli, iki süreli, iki ay, iki hafta, iki kademeli bir işiniz olacak ve ferahlayacaksınız. Sanki uzun zamandır böyle yapmayı istediğiniz bir işiniz varmış ve onlarla ilgili güzel, temiz haberler alacaksınız ve iki aşamalı bir işiniz olacak. Ve ikisi de ferah bir şekilde içinizi rahatlatacak. Bakın şurada ailece böyle bir kalabalığın içerisinde böyle bir insan var. Bir insanın etrafında böyle örümcek gibi dolaşan, ona zarar vermek isteyen, yani sizin etrafınızda, bu iş ortamında olabilir. Masa başı çalışıyorsanız özellikle, iş yerinde çalıştığınız ortamda ya da sinsice yaklaşıp böyle size zarar vermek isteyen bir insan var. Böyle bir örümcek gibi. Hani çok zarar veren, böyle yılan gibi o kadar da değil ama sizi böyle bıdır bıdır böyle sözüyle, sazıyla böyle sizi huzursuz eden bir insan var. Balık burcu duygusal insandır. Öyle duygularına dokunacak, onu huzursuz edecek şeyler onu mutsuz eder. Yani bu arkadaş ortamı da olabilir, aile ortamında da olabilir. Hani böyle bıdır 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 sözüyle böyle sürekli söylenen, sürekli mutsuzluğa sizi iten insanlardan, karamsar insanlardan rahatsız oluyorsunuz. Çünkü çok etkileniyorsunuz, çok empatiksiniz. Su grubu burcusunuz. Yani mümkün değil. Başkasının böyle derdi bile olsa, bıdır bıdır konuşsa, anlatsa, dert yakınsa falan, belli bir süre sonra siz onu üstleniyorsunuz. Sizin derdiniz gibi içleniyorsunuz ve üzülüyorsunuz. O yüzden böyle bir kişinin varlığı, konuşmaları sizi huzursuz edecek. O kişiden böyle uzaklaşmak isteyeceksiniz bu ay içerisinde. Sürekli ellerim, her yerim kahve oluyor bu arada. Bakın burada böyle bir küçük bir çiçek açmış. Böyle aşkla ilgili güzel bir gelişmeniz olabilir. Bu ay içerisinde güzel bir aşka yelken açabilirsiniz. Böyle duygularınızı, yani bir flört gibi bir şey olabilir. Bu tam bir ilişki olmasa bile bir flört yaşayabilirsiniz. Balık burçları hani gerçekten çok duygusaldır. Duygularıyla hareket ettiği için ve çok empatik ve böyle insanları çok hissedebilirsiniz. Bir ortamda böyle enerjisi size yüksek gelen, size iyi hissettiren kendinizi biriyle flört edip böyle bir aşka yelken açabilirsiniz. Böyle çiçekler açmış sanki yüreğinizde, güzel bir ortam olabilir. Siz partnerinizle de aşk yaşayabilirsiniz. Bu çapkınlık anlamında değil. Hani böyle flört etmek ille de başkasıyla flört etmek gibi değil. Yani siz partnerinizle de flört etmelisiniz. Yani flörtü seviyorsunuz çünkü duygusalsınız. Kalbinize dokunmalı aşkınız. Yani siz öyle mantık evliliği, mantıklasal ilişkiler falan pek size göre değil. Yani birlikte olduğunuz insanınla da sürekli flört halinde olmak istersiniz. Bu ay içerisinde belki biraz daha böyle flörtöz ilişkinizde güzel günler geçireceğiniz bir zaman geçirebilirsiniz. Çiçekler açmış yüreğinizde çünkü. Onun haricinde bakalım burada neler çıkmış. Bakın böyle bir uzun boyunlu etrafınızda bir insan varsa o kişi biriyle böyle karşılıklı gelecek. Hatta böyle birkaç kişiyi karşısına alacak. Uzun boylu bir insan. Eğer ki sizseniz bu uzun boyunlu biri. 2-3 kişi, böyle 2 kişi bariz bir şekilde karşınıza herhangi bir konuda alabilirsiniz. İş yerinde de olabilir. Siz yöneticisiniz ama çalışanlarınızı karşınıza alabilirsiniz. Ya da çalışıyorsanız patronunuzu ve arkadaşlarınızı karşınıza alabilirsiniz. Herhangi bir konuda, böyle ailenizle ilgili de olabilir. Aileniz de böyle, belki partnerinizden aileniz hoşlanmıyor, istemediği biriyle birliktesiniz. Onları karşınıza alabilirsiniz ama böyle kendinizle ilgili herhangi bir şeyde böyle dimdik karşılarında duracaksınız. Boynunuz böyle dik ama onlar sizin karşınızda duracak. Yani yaptığınız her neyse çok fazla tasvip etmeyecekler. Yani çok fazla onaylamayacaklar.
Ama siz her şeye rağmen dimdik ayakta duracaksınız, vazgeçmeyeceksiniz davanızdan. Aşk olabilir, iş olabilir ya da yapmak istediğiniz her neyse bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz, karşınızda durabilirler. Yurt dışına gitmek istiyorsunuzdur, uzaklaşmak istiyorsunuzdur olduğunuz yerden, karşınızda durabilirler. Gitme diye boşalmak istiyorsunuzdur, birileri karşınızda durabilir, hayır yapma diye. Ama her neyse onların karşısında duracaksınız ve istediğiniz her neyse onu yapacaksınız. Bu ay içerisinde çok dik durmuşsunuz ama sizin için ferah da olacak, çok aydınlık da çıkmış. Çok da keyifli sonrası olacak çünkü çok temiz çıkmış etrafı. Çok pardon, bakalım burada neler çıkmış. Bakın burada iki tane böyle iki kişi çıkmış. Bu herhangi iki konuda, bir de değil, iki konuda karamsarlığa düşeceksiniz. Böyle hani onu mu yapsam, bunu mu yapsam dediğiniz, karar veremediğiniz bu ay iki tane şey yaşayacaksınız. Bu birini işle ilgili olabilir, biri evle ilgili olabilir. İş değişikliği yapmanız gerekirse yapsam mı, yapmasam mı, burada mı kalsam? Bir ilişkiyle ilgili, ben bu ilişkiyi bitirsem mi artık, bıraksam mı peşini yoksa devam mı etsem, böyle bir ikilemde kalacağınız bir zamanda birinden, böyle bak birinden böyle karşınızda biri duruyor, birinden yardım alacaksınız, akıl alacaksınız. Yani karar veremediğiniz yerde bir büyüğünüze danışabilirsiniz. Çok sözüne güvendiğiniz bir arkadaşınıza derdinizi açıp karar verme aşamasında ondan yardım alabilirsiniz. Bu çok önemlidir. Bazen biz gerçeği göremeyiz. Hani bir olayın içindeyken özellikle, mesela bir ilişkin içerisinde özellikle sorunlar varsa, ya biz de o insanı seviyorsak, ki siz de balık burcusunuz, yengeç burcu, balık burcu, su grubu zaten sevdiğimi çok sever, hatasıyla sever, yanlışıyla sever, ondan sonra da o hataları görmezden gelmeye başlarız. Görüyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz, duygusal davranıyorsunuzdur ama artık karar vermeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz. Bu karar verme döneminde de şey yapabilirsiniz, bir kişiden destek alabilirsiniz. Alın da zaten, almak gerekiyor bazen. Çünkü bizim o olaylar içerisinde göremediğimiz şeyleri karşımızdan biri böyle çok rahat görebiliyor. Bize de söylediğinde biz de böyle bir silkelenebiliyoruz, kendimize geliyoruz. Bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa güvendiğiniz bir insana derdinizi, sıkıntınızı anlatın. Onun fikirlerinden yararlanmaya çalışın, bence iyi gelecek. Çünkü böyle ikilemde kaldığınız iki konu hakkında o kişiye danışacaksınız ve içinizi rahatlatacak bu kişi sizin. Sonrasında bakalım, sizler de bir bakın, sizler de yorumlara yazın, benim göremediğim bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Şurada şöyle bir tren gibi çıkmış. Uzun bir yola gidebilirsiniz. Uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yer varsa, görüşmek istediğiniz bir akrabanız, eşiniz, dostunuz varsa, uzun yolda özellikle. Bu ay içerisinde ona gidip böyle bir uzun yola gidip bir ziyaret söz konusu olabilir. Bakalım başka. Onun haricinde temiz çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Fincanımız temiz çıktı genel anlamıyla. Bakalım sevgili balık burçlarının tabağında neler çıkmış. Ya siz inanılmaz duygusalsınız. Yani biz yengeçler ve siz balıklar inanılmaz duygusalız. İnanılmaz kalbimizle hareket ediyoruz. Ama genelde şöyle bir gerçek de var. Balık burçlarının hisleri çok doğrudur. Yani kalbinizle hareket etmeniz biraz da iyidir. Her zaman kötü bir şey değildir. Çünkü siz zaten kalbiniz size doğruyu söylüyor. Nasıl bir hissiyatsa, nasıl bir bu enteresan ama doğruyu hissediyorsunuz genelde. Bakın tabağınızda da çok hareketli şeyler çıkmış. Böyle bakın burada bir yengeç ayakları gibi bir şey çıkmış. Herhangi bir konuda böyle yengeç yandan yandan gider ya, böyle bir konuda yandan yandan gidip bir şey, bir konu hakkında sıyrılmak isteyeceksiniz. Yani böyle aile içerisinde bir sorun varsa, ya ben bunlara çatmayayım, ben bunlara bulaşmayayım ama hani böyle yandan yandan kaçayım, ya da işte iş ortamında bir sorun olabilir, ya ben yandan yandan kaçayım, ben bu işe, bu olaya karışmayayım dediğiniz bir şey olacak. Böyle yandan yandan kaçacaksınız da. Çünkü karışırsam zor, hani böyle kıskaçlarımın arasına alıp onların canını yakmam gerekiyor diyebileceğiniz bir durum. Yengeç gibi çıkıp yandan gitmişsiniz ve olaydan sıyrılmak isteyeceksiniz. Böyle aile içerisinde bir olay olabilir, iş ortamında bir olay olabilir. O olaya karışmak istemeyeceksiniz ve biraz uzak durmaya çalışacaksınız. Belki de sizin için iyi olur. Bazen uzak kalmak iyidir. Her şeyi biz karışmamalıyız. Belki de biz karışmadan da bir şeyler
yolunda gidebilir. Öyle bir durum söz konusu olmuş. Bakın şurada bir ayakta insan var. Ayakları böyle koşuyormuşçasına, çizgi film kahramanı gibi çıkmış. Bu ay içerisinde böyle çok hızlı hareket edip eğer ki yaptığınız çok hızlı hareket etmeniz sayesinde olumlu bir gelişme olabilir. Mesela iş konusunda işlerinizi çok hızlı hareket edip hızlı bitirirseniz çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hani böyle haylaz davranmayın da böyle daha canlı kanlı, daha böyle hızlı hareket ederek ya da işte evinizle ilgili, işinizle ilgili, ilişkinizle ilgili hızlı yol almanız gereken, ertelememeniz gereken şeyler varsa çok hızlı halletmeye çalışın ki öyle de olacak böyle. Koştur koştur yapacaksınız her şeyi ve daha da planlayacaksınız. Daha güzel geçecek belki ayın sonraları. İlk başlarda her şeyi hızlı bir şekilde halledip daha ferah hareket edeceksiniz diğer günlerinde. Ama çok hareketli bir ay olacak sizin için bu ay. Böyle ama çalkantılı da böyle hani deniz dalgaları gibi oluşmuş. Bir iyi bir inişli çıkışlı duygusal anlamda böyle yükselip ama bazen ara ara düştüğünüz böyle hareketli dalgalı bir ay geçirebilirsiniz. Çok duygusal olduğunuz için böyle iş yerindeki olaylar, aile içerisindeki olaylar, ilişkilerinizdeki olaylar sizleri çok etkiliyor. Çok yükseltebiliyor ama bir o kadar da düşürebiliyor. Bu bence bu aya da yansıyacak. Siz çok duygusal olduğunuz için İniş çıkışlar yaşayacaksınız bu ay içerisinde de ama genel anlamıyla çok iyi. Şurada da böyle bir anahtar gibi bir şey çıkmış. İstediğiniz bir eviniz, ev ya da araba ya da herhangi bir şeyi böyle kapısını açtığınız bir şey alabilirsiniz. Temiz, ferah bir anahtarınız çıkmış. Onun haricinde her şey güzel. Eğer ki sizin de gördüğünüz, benim göremediğimiz şeyler var, göremediğim şeyler varsa yorumlara yazın lütfen. Umarım her şey gönlünüzce olur. İstediğiniz duygusallığı, istediğiniz aşkı bulabilirsiniz bu ay içerisinde. İstediğiniz gibi mükemmel, güzel bir ay geçirin. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.